işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Taleplerimiz, haklarımız tek tek elimizden alındı. Çünkü o masanın biçimini ve özünü tarif eden yasa daha baştan kuralları işverenin lehine konmuştur. Yetmemiş, masada oturan sarı sendikalar hükümetin lehine devamlı olarak karar vermiş, memurun, emekçinin ve emeklinin aleyhine kararlar vermiştir. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de o masada TÜİK'in belirlediği yalan dolu rakamlarla gene memuru, emekçinin hakları gasp edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi'ni dile getiren eş başkanımız, ki masadaki tek başkan, kadın başkan bizim başkanımızdır, dile getirir getirmez iki tane yandaş konfederasyon başkanının sözlü saldırısına uğraması da nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzda tarihe not olarak düşmüştür. Tüm bunları teşkil etmek için, taleplerimizi dile getirmek için eylem ve etkinlik istediğimizde ise karşımızda binlerce polis dikilmiş, müdahale edilmiş, arkadaşlarımız gözaltına alınmıştır. Buradan bir kez daha mücadelemizin öncelikli hedefinin grevli, toplu sözleşmeli, gerçek bir TİS masasının kurulması olduğunun altını çizerek şunu belirtiyoruz. Bunu başaramadığımız sürece yandaş konfederasyonların iktidarın dalışı devam edecektir. Bir konfederasyon düşünün ki seyyanen ek ödeme, ilave ödeme adı altında emekliğimize yansımayan artışların emekliğimize yansıtılmasını bir talep olarak dahi dile getirmiyorlar. Çok açık ve net bir dille söylüyoruz. En düşük memur maaşı 45 bin TL olmalıdır. Bunun için artan hayat pahalılığı karşısında bugün hiçbir karşılığı kalmayan eş yardımı 3.310 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz. Bir bebeğin 3 günlük bez mama ihtiyacını bile karşılamaktan uzak çocuk yardımını her çocuk için 2.220 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz. Konutu olmayan kamu emekçilerine büyük şehirlerde 7.500, şehirlerde ise 5.000 TL kira yardımı verilmesini istiyoruz. Bu rakamları belirlediğimiz esnada Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahmini %22 idi dostlar. Ama üzerinden daha bir hafta geçmeden Merkez Bankası tahminini %58'e çıkardı. Dolayısıyla bırakılıp talebinin fazla olmasını, asgari bir talep olduğunu Merkez Bankası'nın sürekli düşük kalan tahminleri de doğrulamıştır. Buradan hareketle maaşlarımızın 2024 yılı Ocak ayından itibaren her 3 ayda büyümeden pay almasını istiyoruz. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak.